Mardin tarih yapılarını ben kurşun kalem ucuna işliyorum. Ulu Cami Minaresi var, Şehidiye Cami Minaresi, Meryem Ana Kilisesi, Çan Kulesi. Dara Antik Kenti Kral Tahtı var, Dara Su Kanalları var, Kasımi Medresi Kubbesi var. Efendim, Kasım Tumaner Cami Minaresi var. Lisede resim yapmaya başlamıştım. Resmi nasıl ilerletebilirim, geliştirebilirim, o bilgiyi nasıl daha canlı bir objeye aktarabilirim gibisinden araştırmalar yapıyordum. Kara tahtaya tebeşirle resim yapıyordum. Eridiğini fark ettim. O çalışmalardan sadece hediye ettiklerim sağlam kaldı. Yani diğer çalışmalar hep heba oldu, kırıldı. Tabii bu da beni yeni malzeme arayışına soktu. Kalemle tanıştım. Kalemle birkaç çalışma yaptım. Aradığım malzemeyi bulmuştum. 2016'da bir sergi yaptım 56 parçalı bir koleksiyonla. 2017 senesinde ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde malzemelerin karşılanıp Mardin koleksiyonu yapma fikriyle bir koleksiyon başlangıcı oldu. Bir yılı aşkındır bu çalışmaları yapıyorum. Minimum bir hafta, maksimum 1,5 ayda çıkıyor. Ortalaması 3 hafta. Bir yapı ise o yapıyı belli bir süreç boyunca fotoğraflarım, en ince detaylarına kadar fotoğraflama aşaması olur. Ondan sonra o fotoğrafları belli bir süre boyunca ben tek tek izlerim. Yapacağım kalemi boyutunu, ölçeklendirmesini yapar. Sonra bir hafta boyunca üstüne işaretler, işlemeye o zaman başlarım. Kullandığım aletler kretuar, neşter bıçağıyla ince ince milim milim işliyorum. Kullanacağınız malzemenin mukavemeti çok önemli. Standart kalem HB olarak kullanıyorum ama 4B, 6B'ye kadar yükselebiliyorum. O da sizin profesyonelliğinize kalmış bir şey. Yani görsel zeka, el becerisi, el koordinasyonu, bu tür şeylerin o kişide olması gerekiyor. Yani hem heykeltıraşlık alanına, mimari alanına, resim alanına alanlar birleşiyor yani hepsi.